Bu kadar ayrıştırmamalısınız. Kadın taraftarları buradan kutluyorum. Yani gerçekten bu kadar bağlı, yani hiçbir yerde göremezsiniz. Her şimdi yalnız ben hiçbirinize katılmıyorum. Yani çünkü başka şeyler konuşuyorsunuz. Neden? Çünkü o kadıncağız şundan müzdarip. Futboldan anlıyor, anlamıyordan falan bir şey konuşmadı ki siz hemen kadın futboldan anlıyor mu, anlamıyor mu tartışmadı. Kadın diyor ki, bu adam put gibi duruyor burada diyor. Yani bu adam beni heyecanlandırmıyor diyor. Yani futboldan bana diyor şov bir şey yapması şimdi, lazım abi, diyor. Siz dün dediniz ki, evet. Zeman yürüyemiyor. Sorun evet. Olsa 5 dakika. Evet. Zeman nereyi çalıştırıyor? Roma'yı. Evet. Nasıl ne Roma bilmiyor yani? Mu bu işi? Yani ne demek Roma bilmiyor mu? Roma bak, ne yaptı insanları yani? İnsanları bu tür şeylerle yargılamayın. Ya zaten... Bu teyzenin kendi fikridir. Hepimizinki kendi fikridir zaten. Ben lafını tamam. Ya herkesin fikri değerlidir ama. Ben onun kendi fikri beni çok ilgilendirmiyor. Taraftardır. Taraftar haklıdır olgusu toplumda vardır. Hiç öyle bir şey ama yok. Ama bende yoktu odur. Ha futbol... Ben sizinle futbol konuşmam. Tamam ben genel ben konuşurum. Ben kesinlikle. Görüşünüzü yaparsınız. Görüşümü tamam belirtirim. Görüşünü belirtirsin. O sizin kendinizi bağlar. Ben futbol sizinki konuşmam. Sizinki de aynı şekilde. Benim futbol o teyzeyi bağlamıyor insanın, mesela. Benim futbol konuşacağım insan önce benim futbol kariyerimde futbol bilgimde olması lazım. Ay. Ama bu sizin görüşünüz işte. Saygım olmayacağı anlamına gelmez. Ya çok umurda değil misiniz? Açıkçası olsun. Sen, Mimik hepimizi futbolar etti diye bir deyim var bilir misin onu? Müsaade eder misin? Futbolar etti diye. Bak, sen hepimizi futbolar etti o durumda sokun burada. Futbol erkek oyunudur. Tamam mı? Futbol erkek oyunudur. Dünyanın hiçbir yerinde bizim ülkede olduğu gibi futbolu kadınlar yorumlayamaz. Yok canım. Yorumlayabilir mi? Yorumlar. Tabii kendini bağlar. Ama biz bunun üstünden bir antrenörün geleceğini etkileyecek şekilde hale getirmek. Bir şey söyleyeceğim. Siz... Misin? Ben dinledim. Bitireyim mi? Ondan sonra konuşabilirsin. Bir kere ben biz size siz antrenörün... diyorum. Onun farkındasınız umarım. Bu bir antrenörün geleceğini etkileyecek hale getirmememiz lazım. Bir antrenör. Neyi bekliyorsun? Bir antrenörün sahada tepinmesi çok önemli bir şey değil ki ya. Tepinebilir, takla da açabilir. Bu antrenörün kendi tarzıdır. Yani antrenörün tarzını, evet bak bunu da eleştirebilirsin ama ben çok doğru olduğunu söylemiyorum. Futbol işinden gelen biri olarak. Bu da benim şahsi görüşümdür. Bunu beğenmek de sizin kendi takdirinizdir. Şimdi sizin fikirlerinizi de taraftarın ne kadar ciddiye aldığını bilmiyoruz. Siz onlarınkini ne kadar ciddiye alıyorsanız muhtemelen onlar da sizinkini o kadar ciddiye alıyor. Bir teknik direktörün kariyerine gelirsek... Yani... Bir teknik direktörün kariyerini hiçbir programdaki yorumcu belirlemiyor. Kendimizi bu kadar ciddiye almayalım. Ne benim yaptığım yorum ne sizin yaptığınız yorum. Herkesin kendine bakış açısı önemlidir. Hayır, siz burada toplumu yönetiyorsunuz. Ben yok öyle hiçbir iddiam yok. Ben burada insanlar sizi izliyor. Mesajlarda benim verdiğim mesajlar kocamanın görevine son verilmez zaten. Estağfurullah haddime düşmez. Hiçbirimizin haddine düşmez. Koskoca Fenerbahçe Kulübü herhalde teknik direktörünün kariyerini bizim yorumlarımızla şekillendirmeyecektir. Şimdi genelde Ümit şöyle bir şey söyleyeyim. Aykut Kocaman geldiği günden beri Halil belki sen de biliyorsun. Şu konuda eleştiriliyor. Yani o da diyor ki bu benim yapım diyor. Ya diyor ki insanlar bilmiyorum Sayın Kolot katılıyor musunuz? Yani çok katı duruyor. Mesela diyor ki ya ben gol atıyorum. Tribünler coşuyor. Bir reaksiyon göstermiyor. Yani sevinmiyor mu? Efendim üzülmüyor mu? Hiçbir reaksiyon. Burada bu tartışılıyor. Yani o kadıncağızın söylediği de belki bu Ümit. Yani sen takla atsın beklemiyor kimse. Ama Aykut Kocaman gol attığında da şöyle yapıyor. Ya da yüzü hiç gülmüyor. Bunu tartışıyorlar yani. Ama 3-0 galip geldiği zaman kimse tartışmıyor. Nasıl? Hep puan kaybettiğinde bunlar oluyor. Yok yok bu hep ya genelde konuşuluyor. Şimdi şöyle teyzemiz dedi ki şöyle duruyor. Ya teyzem nasıl gördü onu orada? Gördü mü acaba? Şimdi Faik abi durduğum. Fatih Hoca göstermeden gönderildiğinde. Böyle bir olgu oluşmuş Aykut'la ilgili. Kurmuşlar. O kurulan şeyleri konuşuyorlar. Fatih Hoca Göztepe'den ayrıldığında Ankara'cı Göztepe ayrıldığında o gün Fatih Hoca deseydi ki ben UEFA kupasını kaldıracağım. Bırakın kadınları 70 milyon 69.900'ü gülerdi. Bir başarı gelmeden tabii ki haftalık eleştiriler olabilir. Maçın tekniğini taktiğini gazeteci olarak konuşabilirsiniz. Futbol adamı olarak konuşabilirsiniz. Futbolun içinden gelen insanlar olarak konuşabilirsiniz. Eleştirebilirsiniz. Buna her türlü hakkınız vardır. Ama bu o da zaten teyzenin kendi yorumudur. Ama biz o yorum üstüne bir yorum yapıyorsak ben çok hoş bulmadığımı ve doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Bu da beni ilgilendirir. Artı kendi şahsi görüşümü söylüyorum. Ben eşimle bile futbol konuşmuyorum. Sizle hiç konuşmam. Ben bir bayanla futbol konuşmam. Üzüldüm. Bu benim yani, tarzımdır tamam mı? Benle bu benim tarzımdır. Bu benim tarzımdır. Çok üzüldüm. Önce ama genelde futbolun içinden gelenlerin daha doğrusu futbol oynayan Ümit Bey benle ister konuşsun ister konuşmayın. Ümit görüşü vardır genelde. Tabii siz sağlar da vardır ama görüşümü dile getiriyorum. Ama şu bak görüşünü
görüşünüzü getirme diyen yok ya. Bir bana dakika niye alınıyorsun ki? Teveccühünü de lütfeden siz değilsiniz zaten. Tamam o zaman niye bana gideyim diye soruyorsun zaten. Ben sana zaten gitme beni ilgilendirmez ki. Meselesi ben başka değildir bir şey konuşuyorum. Sizin benimle konuşmamız değil. Hiç Türkiye'de bir bayan yapmıyorum. Siz değilsiniz. Ben bayanlar üzerine konuşuyorum. Siz burada oturan olarak bunu üstüne alınırsan o senin problemin. Ben şahsım adına ya nasıl ki bir bayanla el örgüsünü konuşamamsam. Nasıl ki bir bayanla yemek üstüne konuşamasam o benden bir adım öndeyse kadının yatkın olduğu dallardan futbolda kendi adıma bir bayanla konuşmam. Bunu da siz burada benimle bayan konuşmuyorsunuz olarak, zaten. Siz burada bayan olarak. Siz burada benimle konuşmuyorsunuz. Onun farkında değilsiniz. Biz burada bir platformda birlikte konuşuyoruz. Evet. Siz benim yüzüme bakmazsınız, bu tercihinizdir. Ben size siz dediğim halde siz bana sen dersiniz, bu tercihinizdir. Evet. Benim sorduğum bir soruya yanıt vermezsiniz, bu sizin tercihinizdir. Yok canım, sorarsan her türlü soruya cevap veririm. Ben seninle konuşmuyorum. Çok doğru. Hayır, futbol konuşmuyorum. Yani. O hesapsız bir hale getirmeyin. Ben bir bayanın görüşüne göre futbol yorumu yapmam. Bunu ifade bir ediyorum. Bir insanın cinsiyeti üzerinden fikri değerlendirmek zaten sizin fikirlerinizin bana göre zeminini futbol ortaya koyar. Futbol erkek oynuyor. Bir sürü şey erkeklerin tek elinde ona bayanlar bakarsanız yapılıyor. Evet. Ama tamam, değerlendiriyorsunuz. Bayan ona göre de bir masa yani kurulur. Bayan futbolu konuşulabilir. Yani çok doğrudur. O başka bir şey yani. Halil bir şey söylüyordun sen. Neyse ki televizyon yöneticileri sizinle aynı perspektifte yok, diye Allah'a. Yok ben burada buna çok ümite katılmıyorum çok fazla. Yani futbolu dediği gibi Simge'nin bu kadar matematik, fizik, kimya durumuna getirmemek lazım. Yani Ümit'in görüşünü tabii ki kendi görüşü. Yani onu bağlar. Ama şu var. Futbol, demin onu söyleyecektim. Futbola reddi diye bir deyim var. Futbola reddi ümitler için, özellikle ümit tarzında düşünenler için üretilmiş bir kelimedir. Ümitler şöyle düşünür. Onlar yani futbol içinden gelen insanlar, dışındaki insanlar futbol bilmez ama futbol hakkında mutlaka ahkam keserler. Onların görüşleri çok önemli de değildir. Bu tarz insanlara da bir deyim vardır futbola reddi diye. Yani biz o sınıfa giriyoruz Ümit'in gözünde. Sadece demin şimdi bayanlar kadınlara ya çevirdi ama demin hepimizi aldı. Hepimizi aldı onun için. Niye üstünüze alınıyorsunuz? Siz hepimiz aldı için. Şu var o kadar dediğim yani gibi. Yani ben bunu sizin adınıza o kadar bir şey yani futbolda ki. Herkes yorum yapabilir. 70 yaşındaki ya tabii ki teyze yapabilir. De yapabilir. Ama 70 yaşındaki teyze o yorum yaptı diye çok değersiz bir görüşte yorumlayamayız. Herkesin de görüşüne değer vermek lazım. Futbolun yani, güzelliği bu zaten. Sen bir insanı değersizleştiriyorsun. Futbola 30 sene gelmiş. Ya görüş bu değersizleştirici diyor ki futbolun içinde dibine kadar hizmet bir adamı. Diyor ki daha hareketli olsun istiyorum. Bunu bu kadar değerlendiriyorsun. Ya futbol bu kadar abartacak bir şey değil. O yorumu sen burada değerlendirince o yorum değersiz oluyor. Şimdi bir de tam hissiyatlı bakmayın. Ümit sen bakıyorsun hissiyatlı biz değil. Ümit tam tersinden bir örnek vereyim. Mesela bu ülkede çok zıplıyor, hopluyor, takla atıyor diye Yılmaz Vural da eleştiriliyor. O da çok hareketli diye eleştiriliyor. Yani Yılmaz Vural bir maçta takla attı, attı, atmadı. Bu konuyla ilgili. Yani bunun teknik direktörlüğü biliyor, bilmemesini tartışmıyoruz. Yani onlar diyor ki neden benim antrenörüm tepkisiz? Sayın Kolat siz ne diyorsunuz bu konuda? Bu tepki tepkisiz. Mesela Schuster de yerinden kalkmazdı. Evet. Karalbal hoplar zıplardı. Yani bu çok ama tribünler bunu kafaya takıyorlar. Yani diyorlar ki o hoplayan zıplayan ya da heyecanlı duymayan tamam, bir insan tartışılabilir. O ayrı mesele. Yani diyorlar ki bizim antrenör uyuyor diyor ya mesela adam. Yani ama farkında takım değil iyi gidiyorsa diyor. Sizce bunu söyler mi? Söylemez. Takım da kötü gidiyorken bir de gözüne batan unsurları söylüyor. Bunu erkekler de söylüyor. Evet genelde ama yani Aykut için bu hep söyleniyor. O bakımdan siz nasıl bakıyorsunuz Sayın Kulak? Vallahi şimdi yani Aykut'u değiştirecek halimiz yalnız yok. Yalnız bu konuştuklarımız bugünkü maçın yorumu değil. Bugünkü maçın yorumu farklı bir yorum. Tabii tabii. Kesin. Bana bir futbol anlatır mısınız? Antrenman futbol antrenmanını anlatır mısınız? Bir antrenman bilgisi bana anlatır mısınız? Benden mi bahsediyorsunuz? Evet. Anlatır mısınız? Hayır bildiğiniz anlatmam. Kadarıyla. Hayır anlatmam. Benim böyle bir zorunluluğum yok. Bilmiyorsun ki. Ya bilip bilmediğimi de siz bilmiyorsunuz. Bak, ben size burada bilgimi göstermek zorunda değilim. Bakın bir ben hiç kimseyi aşağılamıyorum. Herkesin emeğine de saygı sizin duyuyorum. Başka, Aykut Kocaman'a saygı duyuyorum. Şenol Hoca'ya büyük saygı duyuyorum. Hepsine sevgiler, selamlar. Ya duyuyorum zaten. Duymama gibi bir durumum yok. Ama size bir bilgimi kanıtlamak zorunda değilim ben. Ben burada size karşı hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda değilim. Bana kanıtlamak hiç zorunda değilim çünkü ben burada bunun için bulunmuyorum. Ben bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma. Valla ben o kadar iyi biliyorum ki bu kadar çok yönetimi bana bu bilgisini bana lütfunda bulunuyor ve oturuyorum. Antrenman bilgisiyle falan şimdi o kadar iddialı değil. Yani ne alakası var? Bir söylemiyorum. Neyse. Yani böyle bir şey yok. Nasıl yok? Bunu kime sorarsan sor. Kime sorarsan sor. Aklı dengesi yerinde olan her insan
Kadınlar da erkekler kadar futboldan anlar cümlesini kabul edemez. Bu kadar saçma bir cümle hiç duymadım. Size yani yıllardır saçma. Bununla zaten mücadele ediyorum. Bir 10 sene daha ederim. Hiç umurumda neyse, değil. Neyse biz... Ama bu son derece bitirmeme müsaade evet. ederseniz. Cinsiyetçi ve kadınları aşağılayan bir cümledir. Bunun sahibi de sizsiniz bu arada. İyi ki sizin gibi bunu düşünmüyor bir sürü memnun insan. Duyuyor, memnunum yani. Ya o belli zaten. Talinizden, tavrınızdan ama hakikaten ben burada biz size hiçbir bilgimi kanıtlamak zorunda değilim. Evet öyle görünüyor. Maalesef boş oynamışsınız. Evet.